Joker'in şimdiye kadar yaptığı 10 korkunç şey. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Joker'in yaptığı 10 korkunç şeyi göreceğiz. Hadi listemize 10 numarayla başlayalım. Joker'in Monte'nin derisini canlı canlı yüzmesi. 2008'in başlarında hayranlara çok minimalist şekilde isimlendirilmiş Joker isimli çizgi romanlar yayınlandı. Bu saçma başlığın bir anlamı olabilir mi acaba? Hikayede Joker'i Arkham Akıl Hastanesi'nden kaçmayı başarmış ve eski dostlarıyla kutlama yaparken görüyoruz. Harley Quinn'in çalıştığı striptiz kulübündeki bu sapkın partiye elbette Croc Johnny Foster ve Mozzie de davetli. Joker, Mozzie ve Harley Quinn olaylarını tartışmak için arka odaya giderken diğerleri de onları sabırlı bir şekilde dışarıda beklerler. Bir sonraki temasları gözle görülür şekilde derisini kaybettiğini gördüğümüz monte oluyor. Bunun açıklaması da şu şekilde. Joker, kendi yokluğunda şehri yönetebileceğini düşündüğü isimlerin çok feci şekilde çuvalladığını, bazı şeylerin kontrolünü devralmasının zamanı geldiğini söylüyor. Biz yine de Joker'in aşırıya kaçtığını düşünüyoruz ama bu adamı bu kadar özel yapan da bu. Joker'in bütün Çin nüfusunu katletmesi. Joker'in tuhaf bir konusuna gelirsek, Joker tam anlamıyla tanrı olarak kendini görüyor. Palyaço, tüm gerçekliği bilen ve boyutları bükebilme yeteneğine sahip kötü adam Emar Mixel Flick'in tüm gücünü hissediyor. Mr. Mitzvah Flick, normal bir canlının bu güçle ne yapacağını merak ettiği için tüm güçlerinin %1'ini palyaçoya vermek istedi. Ancak cin fikirli kötü adamımız, tanrısal Mitzvah'ı güçlerinin %99.9'unu vermesi için onu oyuna getirdi. Bu sonsuz güçle birlikte Joker, şehri cehenneme çevirdi. Orada kötü adamlar kahraman, kahramanlar ise kötü adamlardı. Artık şehrin eski görüntüsüyle uzaktan yakından alakası yoktu. Buna ek olarak Batman'e devamlı onu yeniden diriltip işlemi tekrarlayabilmek için öldürene kadar işkence uyguladı. Joker, Çin yemeği hakkında espri yaptığı sırada onları yiyebilmek için tüm Çin nüfusunu öldürdü ve bu da Joker'in hastalıklı kişiliğini gözler önüne seriyor. Joker'in Gotham'ı zombiye çevirmesi. Scott Snyder'ın Batman and Game çizgi romanında ve devamındaki 6 bölümlük Death of the Family'de Joker Batman'in şehrinde havaya toksik bir gaz salıveriyor. Bu toksik gazı soluyanlar Joker'e benzeyen birer Joker kopyasına dönüşüyor. Onların deyişiyle Clown, Palyaço'nun bütün şehri savaş alanına çevirmesi yetmezmiş gibi bir de Justice League'de yer alan bütün üyeleri Batman'in aleyhine döndüren çok özel bir formül denedi. Batman'i sevdiklerinden koparan ve bugüne kadar koruduğu kolladığı kişilerle ters düşen bu zorlayıcı durum Joker'in son oyunuydu ama Batman Joker'in DNA'sından elde ettiği bir panzehiri yarattı ve bu durumu çözdü. Batman bir kez daha şehri kurtaran isim oldu. Joker'in Harley Quinn'i yaratması. Joker ve Harley Quinn, hareketli karakterleriyle ve garip uyumlarıyla belki de çizgi roman tarihinin en çok iz bırakan ikilisi olabilir. Buna rağmen Joker'in Harley Quinn'i yaratması, onun yaptığı en korkunç şeylerden biri. Harley'in Quinzel, hayatı bir felakete dönüşmeden önce Arkham Akıl Hastanesi'nde çalışan ve gelecek vadeden bir isimdi. Harley, Joker'in farklı ve eşi benzeri olmayan karakterinden etkilendiği için Joker'e karşı özel bir ilgi duyuyordu ve palyaçoyu gerçekten de iyileştirmek istiyordu. Ne yazık ki suçların prensi, keskin zekasıyla durumu tersini çevirip onu Harley'nin kişisel problemlerine de ışık tutan sahte uyduruk hikayeleriyle kandırdı. Joker, Harley'nin tabii ki de Arkham Akıl Hastanesi'nden kaçmak için kullandı. Harley Quinn bir kez daha güvendiği adamlar tarafından suistimal edilmişti. Joker tek kelimeyle bir insanın hayatını karartmıştı. Joker'in kendisini öldürmesi. Frank Miller'ın 1986'daki The Dark Knight Returns'de Batman'in yakın gelecekteki emeklilikten vazgeçip son bir kereliğine baş düşmanıyla savaşması için zorladığı halini görüyoruz. Luna Park'taki kavgaları Joker'in yenik gibi durduğu son bir hesaplaşmaya sahne oluyor. Polislerin dakikalar içerisinde orada olacağını bildiği için boynunu kırana kadar döndüren Joker, Batman'i kendi cesediyle baş başa bırakıyor. Bu durum Joker'in kaybetmiş gibi gözükmesine rağmen gerçekte olaylar tam da istediği gibi gelişir. Polisler cansız bedenini Batman'in yanında görünce Batman suçsuz olsun ya da olmasın onun bir katil olduğunu düşünecekler
Böylece insan avı başlamış olur. Kara Şövalye öldürmeme kuralını çiğnememiş olsa da halkın gözünde kanıtlanamamış bir gerçek olarak kalacaktır. Joker'in Komiser Gordon ve Barbara'ya işkence yapması. Eğer Joker'in bir dövüşme stili varsa bu kesinlikle psikolojik savaştır. Division Killing romanında Joker yeterince duygusal travmayla yüz yüze gelinirse herkesin bir gün akıl hastasına dönüşebileceğini kanıtlamak istiyor. Bu olayda palyaçonun sapkın deneyinde seçtiği kurbanlar Komiser Gordon ve kızı Barbara. Gordon kaçırıldıktan sonra kendisini bağlanmış ve çıplak bir şekilde buluyor. Sonrasında yaşananlar ise gerçek bir şok. Daha sonrasında kızı Barbara'nın çıplak, darp edilmiş ve bilincini kaybetmiş bir şekilde uzandığı bir slide gösterisi izlemesi için zorlanıyor. Bir babanın kızını bu şekilde izlemesinin ne kadar zor bir durum olduğunu tahmin etmek bile güç olsa da, Gordon, Joker'in amacına ulaşmasına izin vermedi. Gordon, kanlı bir intikam yerine Batman'den Joker'in kitabına uygun bir şekilde icabına bakması için yardım istedi. Lois Lane'in Superman tarafından öldürülmesine vesile olması. Injustice Story Arc'ta Joker o sıralarda ahlaki kurallara sadık kalan ve her şeyi adil sisteme göre yapan Superman'i alt etti. Scarecrow'un toksik koku gazını kriptonitle yönetebilen Joker bu tehlikeli maddeden fazlasıyla etkilenen çelik adamı zehirler. Superman başka bir kötü adam olduğunu düşündüğü Doomsday ile savaştığını zanneder ama aslında karısı Lois Lane ile savaşıyordu. Onun doğmamış çocuğunu taşıyan hayatının aşkı Lois olduğunu bilmediğinden onu durmaksızın dövmektedir. Bu yeterince acımasız değilmiş gibi Lois'in ölümü bir de Metropolis'te nükleer patlamaya sebebiyet verir. Durumu fark eden Krypton'un oğlu Superman, Joker'in göğsüne tek yumruk atarak onu öldürür. Bu Joker için şok edici bir durum çünkü sınırsız gücü olan Superman bile yıkılabilir. Joker'in okulu havaya uçurması. Batman, Joker ve Yunan kötü adam Maxi Zeus arasındaki çatışmaya odaklanan Batman Cacophony'nin konusu bize en günahkar Joker dakikalarını sunuyor. Maxi, Joker'in zehirini ekstazi ile karıştırıp Chuckles adında o sıralar partilerde fazlasıyla popüler olan yeni bir uyuşturucu yaratmak istiyor. Yunan kötü adam Maxi sadece kişisel kazanç ve hırslarının peşinde koşan biri gibi gözükse de daha sonralarda yaptıklarının ölümcü bir zehre dönüşmesi onu üzen bir durum oluyor ve Joker'le tartışıyorlar. Bu durum Joker'in Zeus'un yeğeninin de içinde bulunduğu okulu havaya uçurmasına sebep oluyor. Böyle yaparak sadece rakibinin yakınını öldürmüyor. Aynı zamanda yüzlerce masum çocuğun ölmesine de neden oluyor. Suçların prensi, Zeus'un yeğenini öldürerek ona her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Joker'in çocukları dev pamuk şekerle zehirlemesi. Kimi öldüreceği söz konusu olduğunda Joker hiç sınır tanımıyor ve çocuklar bile bir istisna olamaz onun için. Dark Knight Returns filmindeki Joker bir gece yarısı show programına katılarak sonunda akıl sağlığına kavuştuğuna dair herkesi ikna etmeye çalışıyor ama sonunda odadaki herkesi zehirliyor. Bu olaydan sonra Joker bir fuar sırasında dev zehirli bir pamuk şeker yapar ve onu çocuklara bedava bir şekilde dağıtır. 16 şanssız izci çocuk pamuk şekerlerini büyük bir sevinçle alırlar ama bu onların ölümüne yol açar. Joker daha fazla pamuk şekeri dağıtmak istese de Batman gelir ve onu durdurabilmeyi başarır. Joker'in oraya sadece biraz eğlenmek için gelen masum çocukları öldürdüğünü düşünmek gerçek dışı olabilir ve biz şu soruyu sormadan edemiyoruz. Joker bunu neden yapıyor? Joker'in gökyüzünden cam kırıkları yağdırması. Lovers ve Mad Men'de Joker Gotham'daki sivil halkı zehirli cam kırıklarıyla öldürebilme yeteneğine sahipti. Dev bir keşif balonu hazırlayıp kontrol ederek Gotham'ın ikiz kulelerini hedef aldı. Polis bu dev balonu durdurmaya çalıştı ama iş işten geçmişti çünkü Joker onu çoktan patlatmıştı. Bu olay balonun binlerce zehirli cam kırıklarını sokaklarda yürüyen masum insanların üzerine fırlatmasına neden oldu. Çizgi romanda bu talihsiz olay yüzlerce insanın öldüğünü, aynı zamanda cam kırıklarının insanların yüzlerini parçaladığını anlatıyor.